Yani rutin kampımızı yaptık. Tabii kurultaydan önce yapılacaktı ama kurultay süreci olduğu için ertelenmişti. Gayet iyi oldu. En azından geleceğe yönelik düşüncelerimizi aktarma şansını bulduk. Sayın Genel Başkanımız kendisi yine önümüzdeki sürece ilişkin düşüncelerini aktardı. Verimli bir kamp oldu. Bir takım yanlış anlaşılmaların olduğu vardı. Bunların da düzeltilmesi için bir anlamda herkes etendeki taşı döktü diyebiliriz. Keyifli, güzel bir kamp oldu, devam ediyor. Biz buradan güçlenerek çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde fikir çatışmaları, fikir tartışmaları hep olmuştur, olacaktır da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde vardır bu. Ama sonuçta hep bir olunur, yine bir olarak buradan ayrılacağız. Amacımız belli, amacımız bir önceki seçimde aldığımız 11 büyükşehirin üzerine 4, 5, 6 kaç belediye koyabiliyorsak, yani en az 15 büyükşehir belediyesini alarak yolumuza devam etmek. Onun yanında çok sayıda il ve ilçe belediyelerinde iddialıyız. Bunun için ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş için evet biliyorum, hem vatandaşlarımızın yoğun bir talebi var, hem anketler yüksek oranda çıkıyor benimle ilgili. Bu beni mutlu ediyor ama şu an için beklemekte iyiyim. Yani gözlemliyorum, izliyorum ben de. Bir önümüzdeki süreci görelim. AK Parti ne yapacak, MHP ne yapacak, diğer partilerin düşüncesi nedir, bir onları görmek istiyorum. Ben bugüne kadar verilmiş hiçbir görevden kaçmadım. Her zaman sandığa girdim ve hep gücümü halktan aldım. Halkla iç içe siyaset yapan birisiyim ben. Hemşerilerimle, yurttaşlarımızla dayanışma içerisinde olan bir siyasetçiyim. Halk tipi siyasetçiyim ben, yani öyle söyleyeyim. O yüzden bir ilgi var, görüyorum. Ama bakacağız, izleyeceğiz, takip edeceğiz.